doğma büyüme bu cemaatin içindeyim. Birçok hizmetlerde de çok şükür bulunduruldum ama artık eskisi gibi feyiz alamıyorum. Beni etkilemiyor. Bir soğukluk var. Yine hizmetteyim ama tam bir bilinçle yapamıyorum. Aldığım feyiz bulunduğum yerde kalıyor. O ortamdan çıkınca sanki hiç feyiz almamış gibi dünyaya karışıyorum. Bende eskisi gibi feyiz alarak manevi havayı daima hissederek yaşamak istiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Feyiz dediğimiz nedir? İlham, feyiz. Bunlar ahiretin meyveleridir. Bunlar ahiretin tatlı meyvelerinin birer numunesidir dünyada. Keşif, keramet, feyiz, ilhamat, bunların hepsi dünyada birer ahiretin meyvesinin numunesidir. Bak burada ne kadar zevk alıyorsun, neşe alıyorsun, bil ki bunun aslı ahirette ne kadar neşelidir ve zevklidir. Bunu şey yapmak için. Halbuki bu dar-ı dünya meydan imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Bu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Bırak hizmet yeridir. Bırak hizmet yeridir. Ücret ve mükafat yeri değildir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Yani feyiz varsa ben gelir hizmet ederim. Feyiz yoksa hadi eyvallah. Ne olacak? Sadakat nedir? Sadakatle Kur'an'a hizmet. İhlas-ı tammeden sonra en mühim şeyimiz sadakattir. En mühim meselemiz sadakattir. İhlas-ı tammeden sonra diyor. Ne demek sadakat? İşte bu feyizler, bu zevkler, bu neşeler kesildiği zaman aynen bu neşe, bu feyiz devam ediyor gibi hizmete devam etmektir sadakat. Ücretsiz yani. Öbüründe ücret vardı. Feyiz de bir ücrettir. Lezzettir yani. Yani birisinin cebine para korsun, birine kalbine feyiz korsun. Aynı şey. Bu dar dünya meydanı hizmettir. Meydanı imtihandır ve dar hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Onun için bu kardeşimiz işi dibinden ters anlamış yani. Ben kusuruma bakmasın her kimse. İşi baştan tam anlamamış. Buraya biz hizmet ediyoruz. Feyiz gelir. Hoş geldi, safa geldi. Gelmiyor. Kendisi bilir. İlham geldi. Hoş geldi, safa geldi. Gelmiyor. Canı sağ olsun. Bizim hareketimize tesir ediyorsa biz bu meseleyi anlamamışız. Bu meseleyi anlamamışız. Allah rahmet etsin, Hulusi Bey'in sözü yeri geldikçe söylüyorum. Bir gün böyle dershane ağzına kadar dolu. Ne münasebette dedi bilmiyorum. Tabi o cemaatin çeşitli kalplerde geçenler falan var. Her neyse. Dedi ki bakın kardeşlerim. Elbette dedi buranın dolmasını, insanların bizi dinlemesini elbette istiyoruz. Arzumuz var. Ama bunu bilin dedi. Şunu bilin. Buraya hiç kimse gelmese ben tek başıma 40 sene gelir şu kürsüde oturur, dersimi okur, dinler giderim. İşte hakiki ihlas, yani hakiki talebelik bu. Sadakat bu. Sıddikiyet nasıl olur? Ha böyle olur işte. Ücretsiz. O manevi ücrettir. Feyiz manevi ücrettir. İlham manevi ücrettir. Keşif keramet manevi ücrettir. Cüneyd-i Bağdadi gibi bir şah
Seyyid-i Taife, bütün taifelerin müracaat merkezi bir zat radıyallahu anh. İki üç tane kerameti nakledilmez o zatın. O zatın üç tane, dört tane kerameti nakledilmez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ne. Ama bütün evliyanın gidip ders alıp şeye müracaat ettiği yerdir ora. Hallacı Mansur'a da çok ikaz etmiş. Sözlerine dikkat et. Hallacı Mansur, ben gibi delinin teki ipe gitti. Evet, sorun biri bu. Bak şimdi, doğma büyüme bu işin içinde de ne diyeyim şimdi, kıracağım kendisini. İşi anlamamış, ben ne yapayım yani. Doğma büyüme bu cemaatin içinde. Ama cemaat neye çalışıyor, ne yapıyor yani? Feyiz varsa varık, yoksa eyvallah. Olur mu? Feyiz olsa da olmasa da, ilham olsa da olmasa da. Efendim, bütün beşeriyet sırtını çevirse veya gülse. Kendileri bilir. Hiç sıkıntı yok. Biz işimize bakarız. İşte sadakat bu. Feyiz bu. Hizmet bu. Kazanç burada. Yoksa ücretle iş yapmak yine karlı bir şey. Ücretli ama.